Evet değerli arkadaşlar, bize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu gördüğünüz kirli pamuk olarak geçer. Çukurova'da, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta çokça üretilir. Bu niye kirli pamuk? Tarladan çıkmış hali bu. Yani bu daha sonradan işleniyor ve bildiğimiz pamuk haline geliyor. Tarladan çıkmış olan pamuğu getirdik yani. Pamuk üreticileri perişan oldular. Beyaz altın olarak kabul edilen pamuk bu yıl çiftçiyi, üreticiyi batırma noktasına getirdi. Mevsimsel koşullardan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle bu yıl pamuk üretiminde ürün çok az geldi. Geçmişte dönüm başına 500-600 kilo pamuk alınırken bu yıl 100-150 kilogram civarında pamuk alındı. Girdiler fazla olunca, ürün de az gelince çiftçi batma noktasına geldi. Bakın, geçtiğimiz yıl, birkaç rakam vereceğim. Geçtiğimiz yıl üre gübrenin kilosu 1050 TL idi. Bu yıl üre gübrenin kilosu 2250 lira oldu. Yani %135 artış. Tohum, 2018'de bir torba tohum 285 TL idi. 2019'da 410 TL oldu. Yani %45 artış. Zirai ilaç, 2018'de 50-60 TL arasındaydı. 2019 yılında 180 ile 250 TL arasında oldu. Tüm girdiler artarken, girdilerde %100'ün üzerinde artışlar yaşanırken, pamuğun da az üretilmesi, mevsimsel sorunlardan kaynaklı az ürün çıkması, çiftçinin çok büyük sıkıntıya girmesine sebep oldu. Dönüm başı alınan 100-150 kilogram pamuk, ancak çiftçinin gübre ve mazot parasına denk geliyor. Eğer önümüzdeki yılda mevsimsel sorunlar yaşanırsa Çukurova'da, Kahramanmaraş'ta pamuk üreticilerinin neredeyse tamamı batacak. Bu yıl pamuk üreticisi traktörünü satmaya başladı. Seneye böyle devam ederse tarlasını satacak. Peki ne yapmak gerekiyor? Burada görev Tarım Bakanlığı'na düşüyor. Maalesef öyle bir Tarım Bakanımız var ki tarımla ilgisi yok. Tarımda anlamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı getirmişsen bakansın demiş. Arkadaş bakanlık koltuğunda oturuyor. Hiçbir iş yaptığı yok. Hiçbir işte anladığı yok. Bol bol pot kırıyor Sayın Tarım Bakanı. Tarım Bakanı bir an evvel bu duruma müdahale etmeli. Tarım Bakanı bir an evvel çiftçinin sorunlarının çözümü için çözümler bulmalı. Nedir o? Pamuk üreticisi için pamuk ithalatına artık son verilmelidir. Bizim ülkemizde yetiştirilen pamuk bize yeter. Yurt dışından ithal edilmesine gerek yoktur. Eğer pamuk ithalatına son verilirse işte o zaman pamuk üreticisi nefes alır. Bahar Ünlü Bey Osmaniye milletvekilimiz, ben Kahramanmaraş milletvekiliyim. Bizim bölgemizde Adana'da pamuk can damarıdır. İnsanların ekmek kapısıdır, ekmeğidir. Pamuğu girdiler artmış, mevsimsel koşullardan dolayı pamuk üretimi azalmış, Sayın Bakan da Ankara'da yan gelip yan yatmış. Tarım Bakanı bir an evvel elini taşın altına koymalıdır.